Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Tekrar hoş geldiniz. Ben bu akşamki ders tamamen benim merak ettiğim, çözmeye çalıştığım, çözmede zorlandığım bir ders. Sizinle paylaşıyor. Siz de merak etmişsinizdir. Nedir o? Hakikaten böyle belagat yapmıyorum. Merak ediyorum bunu. Nedir o? Ya bu kadar Müslüman var dünyada. Bu kadar dua ediyor. Allah da Müslümanı seviyor. Allah niçin bu Müslümanların duasını kabul etmiyor? Tuhaf değil mi? Çok tuhaf. He? Öyle mi? Çok tuhaf. Ya bu kadar Müslüman var. Ve Allah da Müslümanı seviyor. Yani birkaç kişi yok mu bu kadar milyarın içinde? Terslik var bu işte. Ha, bir şey var değil mi? Sonucuna gidebildin mi? Gittim. Gittim, evet. Yani sonucunu görebileceğiz. Ha, yani çalıştım bak abim. Kağıdım yoktu, böyle şeyler yazdım. Güzel. Tamam. Yazdım yani. yaklaşık 10-15 yer vardı. Ben size 2-3 yeri seçtim. Hele inşallah orayı da okuruz. Çok ilginçtir. Cibali Baba'yı da okurum. Cibali Baba. Şimdi ilk önce sözlerden gireyim. Böyle bir soru var. Soru şu. Sözlerden 172 merak eden varsa 172. sayfa 3. sual diyor. Ustad da sormuş. Rahmet-i İlahiye. Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Mesela Libya olsun, Cezayir olsun, Irak olsun, Suriye olsun, Türkiye olsun. Bir devlet demedim. Başlarında bazı eşhaslar, şahıslar memlekete sıkıntı vermiş, bela olmuş. Tamam da soru şu. O şahıs ve bir grup, bir avuç grup, onların hatası memlekete, umumi bir musibete niye dönüşmüş? El cevap, antika işte sorularımızın ruhu burada, kısadır, başka yere geçeceğim sonra. Umumi musibet, yani memleketi ihata eden, alakadar eden bir musibetse, ki dualar kabul olmuyor, o bir musibettir. Niye? Ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle. Demek ki Türkiye'de futuhat, fereç gelmemesinin en büyük sebebi genelinin hatası var. Ekseriyet oluyorlar. Nedir o hata? Eksernasın, o zalim eşhasın harekatını, yani Müslüman namı altında olan يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ ayette geçiyor. Onlar diyor, iman ettikleri halde ve Müslüman oldukları halde, camide bile cemaatle 5 vakit namaz kıldıkları halde, o zalim eşhası, Allah düşmanının sistemine, rejimine, fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibeti ameye sebebiyet verir. Mesela Suriye'yi düşün, Libya'yı düşün, Cezayir'i düşün, Türkiye'yi düşün. Neymiş o? 3 tane sebepten dolayı Müslüman oldukları halde, başı secdeden kalkmadığı halde o kafir zalim şahıslarını ve rejimlerini fiilen taraftar, fiilen. Sonra iltizamen. İlk önce öyle tarafkarlı falan öyle bir şey düşünmüyor. Yani adam lahanasını düşünüyor, buğdayını düşünüyor. Öyle din falan yok, namaz kılıyor ama bu beni alakadar etmiyor diyor, bu devlet işi diyor. Tamam.
onun getirdiği rejimi fiilen yaşıyor. Taraftar değil ha bak abi, Mehmet abi. Bak da yaşıyor. Bu yaşaya yaşa Hazreti Ömer'in sözü var radıyallahu anh, diyor ki eğer inandığınızı yaşamasanız, malum ya, yaşadığınıza inanırsınız. Tamam? Ha, o zaman bu insanlar istemese de böyle, ilk önce onları yaşıyorlar. Mecbur olmadığı halde, cebir olsa tamam. Zor olmadığı halde o zalim eşhasın ve rejimin küfrü hayatını yaşıyor. Sonra yaşaya yaşaya iltizam oluyor. Müdafaa ediyor. Hangi zamandayız ya diyor. Tabii ki diyor. Şimdi bu olması lazım diyor. O yaşadığını yetmiyormuş. Bir de müdafaa ediyor. Bunun adı iltizamen. Kendisine lazım kılıyor. Bu olması lazım diyor. Hangi zamandayız diyor. Adamın hiç umurunda değil. Yani devletine mi, milletine mi, namusuna mı, vatanına mı kastedilmiş? Adam umrunda değil. Ama telefonundan biraz 5-10 kontur gitse, telefonun başında 10 dakika telefonda müşteri hizmetleriyle meşgul oluyor. Ya niye gitti, nasıl gitti sorguluyor. Ama bir Müslüman ölmüş, asılmış. Bir devlet işgal altına girmiş. Hemen ne diyoruz? Ya mutlaka bir yaptıkları vardı. Timur Taş'tan ben 1976'da dinlemiştim Maltepe'de. Bizzat ben dinlemiştim, denk gelmiştim. Çocuktuk liseliydi. Dedi ki aynı bunu. Şu anda diyor Maltepe, tabi terör vardı o zaman 80 ihtilalinden önce sağcılık sonra. Bu çevik kuvvet koruyor camiyi komple. Sokaklar dolu, ana baba günü. Dedi ki cemaat, siz dedi ya bu kadar cemaat olduğuna bakmayın diyor. Şimdi diyor, vay coşuyorsunuz diyor. Beni diyor ki polis gelse, buradan beni indirse arkamda siz diyor, siz. Yanına bakma diyor, sana söylüyorum. Hepiniz diyor. İstisna yok burada. Şöyle dersiniz, ne yapmıştı Allah bilir. Ne yapmıştı? Zaten ağzı da durmuyordu ya. Dersiniz dedi. Peki ben böyle bildiğim halde niye anlatıyorum size? Sizden bir şey olmayacağını bildiğim halde diyor. Allah'ın huzuruna anlattın mı sorulduğu zaman anlattım ya Rabbi demek için anlatıyorum. Ve öyle de oldu. Onu kürseden aldılar. O gün değildi, başka hafta. Ve bir Allah'ın kulu Müslüman çıkıp da niye bunu alıyorsunuz? Niye? Ne suçu var? Demedi. Gidin diyor Havra'dan. Kendi devam ediyor. Havra'dan papazı alın diyor. Yani Yahudilerden, bak alabiliyor musun? Ne yaptı bunu diyor, kaşın alt dikilir. Git kiliseden papazı al bakalım. He? O zaman Yahudiler kalkıyor. O zaman kalkıyor değil mi? Ayağa kalkıyor. Camiden beni indirseler diyor. Allah bilir ne yapmıştı. Zaten hak etmişti. Ağzı da durmuyordu. Ona buna çatıyordu. Ders. İşte şuursuz Müslüman. Ne dediğini duada da bilmeyen Müslüman, ilk önce o rejimi fiilen yaşıyor, sonra yaşaya yaşaya iltizam ediyor, yani fikren taraftar oluyor, sonra ne oluyor üçüncü safa, birinci fiilen yaşıyor nizam, sonra aklen taraftar oluyor abim, sonra iltihak ediyor, ondan oluyor, o oluyor. İltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, sonra musibeti ameye sebebiyet verir. Görünüşü Müslüman. Bazı ağaçlar var. İçi kof. Bitmiş ya. Bir rüzgar gelse de verecek. Birkaç tane işte yaprak açmış. Canlı zannedersin. Zahirde Müslüman. Hani bizim memlekette bir laf var böyle. Süs kabağı olur ya bilir misiniz? Süs kabağı var böyle. İçi boş. Der ki ona zahirde bakarsın hıyar. Hıyar diye adam. Bir kırarsın diyor çıkar üslubi. İçinden üslubi çıkıyor. Zahirden bir bakarsın adam, bir kırarsın Mehmet abi, çıkıyor sana üstübi gibi adam. Yani ne oldu ya? En ufak bir zarar olunca hemen Bakara suresinin tabiriyle topuklarının üzerine geri döndüler. Bu girişimiz. Üstübi de bir açıklar abi, nedir o? Üstübi
Hani arabaları silmek için var ya, çaput. Anladım, kamyonculuk yapmadın sen. Kamyonculuk yapanlar bilir. Şimdi, hakikaten zahirine bakarsın hıya. İçine bakarsın dedi üslubi. Şimdi, Kastamonu 25'ten okuyorum şimdi. Burası da çok ilginç. Ev, eve geliyor şimdi. Yani biraz bizi alakadar etmiyordu tabii bu derslere sakın dinlerken ya tabii canım bizimle alakası yok canım bu sohbetin dışında. Bu meclisin dışında. Ne meclisin dışında? Meclisin içine söylüyor. Hepimiz ya ben de dahil. Hani sohbette bazen denilir ya evde de sohbet edersiniz akrabalar arasında. Sözün meclisin dışında. E niye dışına koymadın da meclisin içine koyuyorsun? Meclisin içine koyuyorsun. Meclisin içindedir o. Sözüm meclisin dışında. Hayır, meclisin içindedir. Bu biziz, biz. Bak biziz. Müşteri hizmetine konturumuzu ararız. Birkaç yere elektrik faturasını itiraz ederiz. Ama bir Müslümanın yargılanmasından, ezilmesinden, hakkı feveran etmesinden, yani en azından Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın nereye, oraya bir mail atmayız. O cimer midir, cemir midir? Yani oraya yazmıyoruz. Yani en azından bir tepkimi en azından orada yaz. Bir şey yap yani benim hatırıma gelen mesela. Hocam Orta Doğu'ya göre biz çok iyiyiz. Yazılıyor ve çok güzel sözler var. Harika. Mesela bir tanesi yedirmeyiz size. Çok güzel. Bunu. İşte. Ha güzel işte böyle çoğalsın diye söylüyor. Güzel. Çoğalsın bu. Aynen. Elhamdülillah. Ve kısmen eskisi gibi değil. Öyle şey yok ama bayağı Galatasaray, Fenerbahçe gibi tarafgirlik, iman küfür bilendi. Yükseliyordu hamdolsun. Önünü alamayacaklardı. Bu acayip bir hal aldı en azından. Diyor ki Kastamonu 25'te, geçen Ramazan-ı Şerif'te ehl-i sünnetin selamet ve necati için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulleri görülmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Koca Ramazan'da ya, hepsi sabahtan akşama oruç tuttu. Sabahtan akşama oruç tutuyor. Akşam da geliyor, teravide dua ediyor. Olmuyor, diyor şimdi. Bak niçin? Öyle, şimdi geldik Ramazan'da Mehmet abi. Ya sabahtan akşama oruç tuttuk abi. Camiye gidiyoruz, beraber namaz kılıyoruz, beraber dua ediyoruz. Gene niye olmuyor? Manevi cennetten gidiyor sonra bile. Bu sual benim değil diyor. Manevi cennetten. Bak, manevi bir ihtar ile atladım orayı. Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Geçen Ramazan-ı Şerif'te ehl-i sünnetin selamet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikare kabulü görülmemesinin hususi iki sebebi ihtar edildi. Tamam mı? Diyor ki birincisi neymiş? Bu asrın acip bir hassasıdır. Bu asra mahsus özelliğidir. Neymiş o? Yani elmas elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Mesela bir divane bir Yahudi varmış, olmuş Osmanlılar'da. Kafayı ön atınca böyle, divane, cevherciymiş. Böyle çocuklar gidermiş, cam parçalarının, o zaman da fazla cam yok, cam götürürlermiş. Cevher zannediyormuş, para veriyormuş. Yani camı cevher diye alıyor, cevher. Şimdi bu asrın hassası da aynı buna benziyor. Cevher fiyatında cam parçalarını alıyor. Cevher ne olduğunu söyleyecek şimdi. Cevher, ahiret işleri ve cam parçaları dünya. Allah'a ve ahirete iman ettiği halde rahatça dünyayı ahirete tercih edebiliyor. Rahat. Rahatça zulüm yapabiliyor. Rahatça hak yiyor, hak. Secdede namaz, anı kalkmıyor. Hak yiyor ya, ortağının hakkını yiyor. Biliyor ya. Hadi, akıl duruyor ya. Akıl tutulması deniliyor. Allah'a ve ahirete iman ettin. Hesap çekileceğini de biliyorsun. Kardeşinin hakkını yiyorsun ya. Müslüman kardeşin olur, nesebi kardeşin. Hakkını yiyorsun. Gasp ediyorsun. Yalan konuşuyorsun.
Dedin aldı demedim diyorsun. Şimdi bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade saf derinliği. Müslümanlar saf. Nasıl? Geneli demiyoruz. Ekserisi saf. Neymiş o? Ve dehşetli canileri de Ali Cenab-ı affetmesi. İslam ve Kur'an namus vatan düşmanları. Vatanın hainlerini Ali Cenab-ı affediyorlar. Nasıl affediyor? Ben de merak etmiştim ya. Ya bu hainleri, vatan hainleri, din düşmanlarını bu adamlar gözüktüğü halde fiilen bunu nasıl affediyor ya? Nasıl azmediyor ya? Vatan haini ya. Din düşmanlarıyla, vatan hainleriyle beraber. Yani bir bakıyorsun Türkiye'yi yiyecek, yiyecek ya, boğacak, yok edecekler ya, etrafını sarmışlar. Bu düşmanlarla bu adam beraber namazda kılıyor. Bu nasıl bir saf derunluk diye merak ettim. Bak burada cevabı var. Diyor ki, bir tek haseneyi binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuk ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse ona bir nevi tarafta çıkmasıdır. Evet abi, bir tane haseneyi görüyor. Ya diyor, yanımda diyor geçenlerde diyor cumartesi diyor namaz kıldı diyor. Ama o adam diyor hani seçimle dolaşıyor diyelim. Adam hain yani, milletvekili olur, belediye başkanı olur, hain. Biliyorsun ki bu İslam'la alakası yok. Seçim günü geliyor senin şehrinde namaz kılıyor. Ben namazda gördüm ya diyor. Ya diyor, bir 5 kilo da soğan dağıttı diyor. Allah Allah. Bunun korkunç cinayetini şimdi unuttun mu? 5 kilo soğana mı sattın İslamiyet'i? Allah'ı, vatanı 5 kilo soğana mı sattın? He, nasıl bir şey ya? Diyor ki bak, bu Müslüman'ın saf derinliği, dehşetli din düşmanları, vatan hainleri, canileri Ali Cenab-ı affetmesi. Nasıl affediyor Ali Cenab-ı? Niye? Bir tek haseneyi. Para verdi diyor bana. Ve bir tek haseneyi ve binler seyyiatı işleyen, binlerce hak hukuku ibadı mahveden, hukuklara tecavüz eden, hak yiyen adam sana 5 kilo soğan verdi. Zaten o soğanı alamazsın ki. Kimin soğanını verdi? Kimin soğanını alıyorsun sen? Tamam. Binler seyyiye işleyen, günah işleyen, binler manevi maddi hukuku ibadı, Müslümanların, insanların hukukunu mahveden adamlardan bir tek haseneyi görse ona bir nevi taraftar olmasıdır. Yani bu şahsa uyguladım. Televizyona uygulayayım. Ya evet, televizyon koyduk mu? Koyduk, hepimizde var. O ne demektir o ev? Herkese kapımız açık. Sen sabah çıktığın zaman ha, şimdi buradasın. Kime kapısı açık şu anda televizyon? Niye? Abi ya, haber dinlemeyecek miyiz? Bak bir hemen ya, belgeseller var diyor. Denizin altını gösteriyor diyor. Yani bir iki tane böyle cımbız da arıyor yani. Şu programda var, şu da var. Bir iki tane bir şey gösteriyor. Eylemde göstereyim yani. Bir iki tane hasenesi varsa binlerce maddi ve manevi çocukları, aileyi zehirleyen, aileye boşanma telkini subliminal, ülliminati yapan, devamlı telkin eden, gizli gizli subliminal yayan bu alete taraftar oluyoruz. Subliminal nedir? Bak söyleyeyim size. Şimdi marketlere girersiniz. Büyük marketlere. Müzik çalar. Zing 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 zing. Zannediyorsunuz ki müziktir. Onu duyuyorsunuz. Onun altında bir ses var. O kulağın duyma sesinden daha düşük. Biliyorsunuz 0.4 ile 0.7 lambda arasındaki sesi kulak duyar. Ondan küçük olanı, büyük olanı duymaz. O markette çalan müziğin altında ne var biliyor musunuz? Duymuyorsunuz. Al 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 al, almalısın almalısın almalısın. Al 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 al, almalısın almalısın al al al. Ben bir markete girmiştim. Bunu bilen insan olarak
Biliyorum şimdi dedim bu çala müziğin altında şuur altı telkin beynime girecek. Bakayım ne kadar muktedir olacağım. Ne için girdim? Bir tane koli bant almaya girdim. 1 lira vereceğim. 63 lirayla zor çıktım. Bildiğim aldı. Ya şimdi burası yani bu nedir biliyor musunuz? Kulağınızın duymadığı ses var. O telkindir. Çünkü musamahalı dinliyorsunuz böyle vay senin böyle falan desen o beyin bloke ediyormuş. Ama o müziği ilgimizi yani hiç kale almıyoruz. Normal şey zannediyoruz. Giriyor. Resim de öyledir arkadaşlar. Şu beyin, göz 24 tane kareyi bir tek olarak görür saniyede. Bir tane resim eklerseniz göz onu görmüyor. Onun için 25. kare derler. Bak bir daha söylüyorum. Şimdi resimler var ya kameraların çektiğim filmler. Aslında tek tek resimlerdir. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı hareket ettiği için kamera, televizyon, bilgisayar, cep telefonu onu canlı zannediyoruz. Aslında tek tektir. Saniyede insan gördüğü yani farklı farklı parçaları tek parça gördüğü parça 24 taneymiş. 24 taneden sonrasını görmüyor. Anlayamıyor yani. Onun için 25. kareyi koyarlar 24'ün yanına. Onuna işte o çıplak kadını koyarlar, israfımı koyarlar, efendim aklını darmadağın edecek bir cümle mi koyarlar, fikir mi koyarlar? Koyarlar çünkü onu gördüğün zaman göremiyorsun. O resimde gözükmüyor. Ne zaman onu tek tek yavaşlatırsan o videoyu, o zaman gözüküyor. Bir tanesini ben yaptım, ya öyle şey mi olur dedi. Dedim ki, ha babam sınıfında ben sana göstereyim mi dedim. Biliyordum hangi dakika olduğunu. Tamam dedim. Ondan sonra bir program var. O filmi yavaş hareket ettiriyor. Biliyorsunuz ayarlarda hızlı hareket var, yavaş da var. Yavaş, çok yavaş yapmaya başladı. Bilmem kaçıncı dakikada gördün mü şu resmi? Fesubhanallah dedi ya. Çocukların çizgi filmi tamamen. %99 da değil. Tamamen subliminal. Çocuklar mavi balina mı neydi? Ona intihar etmediler. Çizgi filmi seyrederek çocuk intihar eder mi? Beynine nasıl subliminal soktular? Yani arkadaşlar dışarıda ses, dışarıda görüntü içeriye girdiği zaman ne görüntüdür ne ses. Bak dışarıda bu su. Bak su. İçtim. İçeride artık su değil. Tırnaktır, saçtır, karaciğerdir, yürüme enerjisidir, aklın düşüncesidir, kalpteki histir. Su buna dönüşecek. Ha, televizyon ve filmleri seyrettikten sonra, kapandıktan sonra senin kafanda kapanmıyor. Aktif, canlı, o nereleri vuruyorsa vuruyor. Dışarıda resim, içeride enerji paketidir. Demek ki bir iki haseneyi, binler seyyiatı işleyen, binler manevi ve maddi hukuku ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Demek ki buradanmış Mehmet abi. Neymiş? Bir iki tane iyiliğinin yanında bin tane tahribatı var. Biz onu görmüyoruz. Ona fiilen taraftar oluyoruz o zalime. Müslüman olduğumuz halde. Sonra fiilen onu yaşaya yaşaya ikinci bir boyut geliyor. İltizamen taraftar oluyoruz. Yani fikren onu müdafaa ediyoruz. Fikre müdafaa ettikten sonra onun gibi iltihak oluyor. Ona iltihak ediyoruz. Şimdi siyasi seçimler var. Peki Müslümanın ne olması lazım? Müslümanın takdir ettiği partisi yoktur. Çünkü hepsinde bir sürü kusur var. Ama azami şerlerin içerisinde tercih ettiği vardır. Takdir demek kalbe iner. Tercih etmek buna göre bu olsun. Mecburu gidip verecektir, vazifesidir.
Yani anlıyor musun? Böyle miskamber yoktur. Öyle Allah Resulü'nün ve halifeleri gibi böyle bir şey yok. Peki İslam hukukunda mecelle var. Mecellenin 29. maddesinde der ki, böyle bir ortama karşılaştığınız zaman ey Müslümanlar, siz neyi tercih edeceksiniz? Kolu kesene göre parmağı keseni tercih edin. İkisi de kesiyor ama birisi kolu kesiyor. Bunun Arapçası şu. Azami şer'e göre ehven-i şer'i seçin. Bu nedir? Tercih ediyoruz, seçiyoruz. Takdir edip de kalbimize koymuyoruz. Takdir edemiyoruz. O muhabbet kalbe iner. Allah muhafaza takdir etmek, tarafgirliği şey yapar ki küfre rıza küfür. Küfür oluyor. Günah rıza günahtır. Hırsızlığa rıza hırsızlıktır vesaire. Ama burada iman tehlikesi var. Mektubatta diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ilellezine zelemu fetemesekumunlar. Değil zalime taraftar olmak. Allah bak ayetiyle tehdit ediyor Celle Celaluhu. Değil taraftar olmak. Değil onu müdafaa etmek fikren. Hafif meylederseniz fetemesekumunlar. Temesmiz yani dokunur size diyor. Ne? Cehennem, ateş dokunur diyor. Müslüman, Müslümanın yanında yer alacaktır. O da tercih olarak, kalbine indirerek değil. Çünkü halife seçmiyorsun, peygamber seçmiyorsun. Bazı ahmak Müslüman da var. Ya hepsi şey diyor, ben onun şeyin ortak olayım, hiç gitmiyorum. Niye gitmiyorsun? Ya hepsinde şey var. La peygamber mi seçiyorsun? Şeyhülislam mı seçiyorsun? Osmanlı İmparatorunu seçiyorsun. Şeyhülislam mı seçiyorsun? Evliya mı seçiyorsunuz? Hangi evliyadır diye. Yo. Beni yönetecek. Tamam. Bunların içerisinde bana en yakın olan kim? O kadar. Ha. Ama onu da takdir edersen, yani muhabbetle kalbine sokarsan, bu ses seyyatına ortak oluyorsun. Bak, takdir etmiyoruz, tercih ediyoruz. Etmek zorundasın zaten. Bu surette yani Müslümanlar çok, İslam devletlerinde zalimler az ama zalimleri fiilen yaşıyoruz zalimlere. Fikren iltizam ediyoruz, yaşayıp fikre müdafaa ettin mi iltihak ediyorsun, o oluyorsun. 172 sözler. Mustafa Hocam, orada geçiyordu, sen gelmeden önce okumuştun. Eyvallah. Hı. Sonra bu suretle ekali kalil olan ehli dalalet ve tuyan saf dil taraftarlar ile ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatasına teretüp eden musibet-i ammenin devamına ve idamesine belki teşdidine kader-i ilahi fetva verirler. Biz buna müstakız derler. Ne oldu? Müslümanlar çok, zalim az ama Müslüman da Müslümanlığının şuurunda değilse onu müdafaa eder, ona tarafkir olur, onun gibi yaşarsa bu da öteki tarafa geçer, haberi olmaz. Ekseri olur, hakiki Müslüman az olur. Onun için ekserin hatasından dolayı Allah'a şunu fetva veriyoruz. Halk ekseri oluyor. Ekseri olunca şöyle diyorlar, kader-i ilahiye fetva verirler. Ya Rabbi biz buna müstahakız. Musibet-i amelin devamına veya teşdidine, şiddetlenmesine kader-i ilahiye fetva verirler. Biz buna müstahakız derler. Çok acayip bir şey okuyacağım mesela. Cibali Baba hadisesi var mektubatta. Hayret edeceksiniz. Bir evliya düşebiliyor. Evet, olma elması bildiği ahireti ve iman gibi halde yalnız zarureti kat'i suretinde şişeyi dünya ve mal gibi ona tercih etmek ruhsat-ı şer'iye var. Yoksa küçük bir ihtiyaç veya heves ile veya tamah ve hafif bir korku ile tercih edilse eblihane bir cehalet ve hasarettir ki tokada müstahak olur. Yani Müslüman tercih meselesine kaldığı zaman elbette ki Müslümanı seçecektir ve zararı az olanı seçecektir.
Yoksa küçük dünyevi menfaati için yok bana soğan verdi, yok kontör verdi, tabak verdi. Lan sen ne biçim adamsın ya? Memleket işini soğan ve tabak bardakla mı değiştiriyorsun lan? Ne biçim kafa taşıyorsun ya? Bu kafayla Kabil, Haşir, Sırat Köprüsü'nü nasıl geçeceksin bu kafayla ya? Orada soğan yok ki. Bardak da vermiyorlar ya. Bugün gördüm eskici. Eskici aldı. Bu sürü malzeme verdi zavallı kadın. Gördüm. Bir sürü demir şeyi verdi, onu verdi, bunu verdi. Ne verdi biliyor musun? O çöpleri siliyorsun da faraş mı diyorlar. Plastikten onu verdi. Bir tane ha. Ya tamam. Şimdi sana bardak veriyor, tamam. Memleket işini nasıl ona teslim şey yapıyorsun yani? Kıyas ediyorsun. Kıyas ediyorsun ha? Soğan getirmişsin. Niye anlamıyorsun burada ya bu? Bu kadar mı senin memleket aşkın, sevdalılığın? Yani vatan, millet, namus, din. Din ya, ezan ya, cami ya. Cami yıkana sen nasıl taraftar oluyorsun? Ezanı kaldırana nasıl taraftar olursun? Nasıl meyledersin? Ezanı ya siz, yaşınız, bizim yaşımız müsait değil ama burada yaşı müsait olan var mı? Yok, zannediyorum. Lan olmuş yani. Şimdi niye? Ya benim bir şu işimi gördü diyor. Ancak şerri, küfürü şu olabilir. Bir organınızın diyor mecellede, İslam hukukunda bir organın itlafı yani koparılması, gözün çıkacak, kolunu keseceklerse veya seni öldüreceklerse ruhsat-ı şeriye var. Tamam mı? O da kendi hukukuna. Mesela deseler ki şu kadınla zina et, yoksa kolunu keseceğim. Öldürseler bile tercih edemezsin. Çünkü başkasına zarardır. İçki iç deseler tercih edebilirsin. Ruhsat var. Hayatı tehliken. Zatına bakıyor. Tamam. Yani başkasına zarar verecek bir şey tercih edemez. Yapamazsın yani. Bana X hadisemden dolayı yani mahkemede bana öğretti avukatım. Dedi ki bu benim değildir de. Vallahi yapamam dedim. Yalan konuşamam. Yapamam. Yalan diyemem. Ne ihtiyaç? Savaştayız. Bizim gibi insanlar ruhsatı da pek kullanamaz. Biz ruhsatı kullanırsak bizim diğer kardeşler ne kullanacak? Azimet, ruhsat yanlış. Yani kategori budur. Azimet, ruhsat, ondan sonra yanlış. Biz ruhsat yaparsak onlara yanlış düşer. Biz azimeti kullanırsak onlara fetvası düşer. Yalnız bak küçük bir ihtiyaçta veya heves ile veya tamah ve hafif bir korku ile tercih edilse eblane bir cehalet ve hasarettir, tokada müstahak olur. Eskide vardı da şimdi yok mesela. Korku vardı. Aman ha gitmeyin. Niye? Camiye gitmeyin, tarikata gitmeyin, dergahlara gitmeyin, medreselere gitmeyin. Niye? Basarlar. Basarlar lan. Ne olacak yani? Bastılar ne olacak? Senin dedelerin gitti. Yani o zaman dedelerin zamanında. Niye? En ufak bir korkuyla davanı mı şey yapacaksın? Terk edeceksin. Korkuyla. Hem Ali Cenab-ı affetmek ise yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Mesela adam vatanı yok edecek bir sistemi var. Vatan haini. Nereden biliyoruz? Vatan düşmanlarıyla beraber olduğu için biliyoruz. Vatan haini olduğu nereden biliyoruz? Vatan düşmanlarıyla beraber. Onlara hala taraftar ya. Akıl almıyor. Akıl yani akıl değil kalp almıyor kalp. Acayip bir şey ya. Ya. Niçin söyledim? Ali Cenab-ı Hak'ı affetmek kendisiyle alakalı bir şeyi affedebilir ama topluma olan bir şeyi sen de affedin. Biraz önce dedim ya buna zina yapacaksın. Yoksa öldüreceğiz. Ruhsat yoktur. Vatan için bir şey yapacak ruhsat yoktur. Kendi zararını kabul edebilirsin. Orucunu aç lan yoksa organını keseceğiz. Kolunu kesiyoruz. Eğer açmazsan şehit olursun. Açarsan kendi zararını ona ruhsat vermiştin. Bak kendine. Ama vatan olur, başkası olur. Ruhsatı yoktur. Ya
Bak diyor ki, hem Ali Cenab-ı Hak'ı affetmek ise yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere, afukarana bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur. Bunu bir tanesine Mustafa'ma uyguladım, biliyor musun? Dedim, uyduyu niye aldın kardeşim dedim. Dedi ki, çanaksız dedi, mat seyredilmiyor. Ya benim de böyle bir şeyim var. E peki dedim, sen uyduyu olmadığın zaman evde uydu ne işte kullanılıyor? Sen nasıl dedim kendine bakan bir yönüyle çoluk çocuğunu, evladı, iyalini, masum körpe dimaları berbat etmeye nasıl vicdanı rahat ediyor? Ha? Yani bak ne diyor? Şimdi böyle bakın, hep siyaset değil. Eve uygulayalım. Siyaset deyince hiçbirimizi üzerimize almadık. Bizimle ne alakası var lan? Sohbetin dışında dedik ama değil yani. Bak eyleme döndürelim. Ya benim işte şu ihtiyacım gideriliyor. Benim açtığım başka bir şeyim. Ama Ali Cenab-ı Hak'ı affetmek ise yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Tamam, ben ahiret istemiyorum ya. Ama çocuğum da ahiret istemiyor. Çocuğuma da gerek yoktur deme hakkın yok. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere çiğnemiyor mu? Eve cuniler girmiyor mu? Fahişeler girmiyor mu eve? Televizyonda. Meyhaneler girmiyor, meyhaneler kuruluyor. Plajlar açılıyor. Kumar masaları kuruluyor. E bu teşvik olmuyor mu çocuğa? Yani bu tamam, abi bize bu akşam dayattın. Hayır, miski amber gibi yapma. Yapıyorsan de ki Allah'ım affet de. Anlıyor musun? Yani mit, yani bu geneldir, bir şey olmaz deme. Onun için anlatıyorum. Gücün inşallah yeter ama yetmez. Ancak şunu demen için bunları söylüyorum. Seni dayatmıyorum. Sıkmaya çalışmıyorum seni. Sık boğaz yapmıyorum. De ki Allah'ım beni affet. Müslümanları affet. Merhamet et. Bu pislikten bizi kurtar. Yani miski amber gibi üzerine sürme. Anlıyor musunuz? Sürme. Mesela ben Strasbourg'da, Fransa'da rastladım. Orada bir kardeşimiz Sivaslı bir kardeşimiz müteahhit. Ev yapıyor, ev tamir ediyor. Fransa'da ekonomi şeyin üzerinde en çok. %70-80 diyorlar. Ev tamir ediyorlar. Orada nesil olmadığı için ev yapmak yok. Yok, ne kim yapacak? Ev tamir ediyorlar. Yani devlet çok şey yapıyor, tamir edin diye. Bozuyorlar yani bir hareket olsun diye. Bu abi, kardeşimiz müteahhit. Abi diyor, benim mesleğim çok iyi olduğu için Strasbourg'da meşhur bir diyor film yazan senarist. Filmi yazan senarist bir Yahudi'nin evini tamiri bana verdi diyor Yahudi. Bu mübarek gece hürmetine yalan söylemiyor. Bak, mübarek gece hürmetine aynı söylediğini söylüyorum. Senaristin evine gittik, tamir de evi böyle. Devlete şey veriyor. Senarist, filmi yazanın evine gittik. Yemin ediyor, televizyon yok evinde diyor. Film yazan. Sonra sordum ki niye dedi televizyonun yok yani? Hayret ettim. Yahudi bu. Dedi ki biz filmi yazarız. Siz seyredersiniz. Biz soluk çocuğumuza onu muhatap etmeyiz. Biz yazıyoruz. Ben yazıyorum dedi. Film oluyor, sen ve çoluk çocuğun seyredeceksin diyor. Koymamış. Filmlerin yazarı ya, senarist. Koymamış. Strasbourg'da yalan söylemiyor. Ya. O demişti. Hayret içine. Hani normal bir adamda olmaz, hani hoca bazı alimde yoktur. Ona senaristler yok ya. Ve biliyor musunuz? Düşünür var ya, buluş yapanlar fizik, matematikte. Keşif yapanlar. Evlerinde televizyon yok. Buluş yapan o dahiler var ya, dahiler. Mesela Einstein'ın hayatını bakın, ben bakmıştım. Televizyon ve o zaman şey, onunla alakalı tiyatro filmler olduğu halde gram bir tanesini geçirmemiş. Zihnim dağılır diye. Şimdi ben kendi hayatımdan söylüyorum. Risale-i Nur'u ince manalar tefekkür etmeye, mana çıkarmaya çalışırken ben şimdi bir televizyonda kalkıp da masaya tekrar otursam gelir mi o mana? Gelmez.
Şimdi beraber namaz kıldık. Şimdi yatsı namazında ekseriyete şu gelmiştir. Bu akşam ve dün etkilendiğin film namaza geldi. Neyi seyretmişsen. Geliyor. Demek ki kendi hukukumuzdan belki abi ben şeyim ama o zaman git odanda hususi cebin ve paltonun kazağın ne bileyim battaniyenin altında seyret de bari çoluk çocuğuna musallat etme. Genelleme. Şimdi başka bir yer okuyacağım mektubattan. Ya arkadaşlar gene söylüyorum ona deme ihtiyacım diyorum. Böyle sıkıldığınızı biliyorum. Ama hiç kimse de bunlardan bahseden de pek yok piyasada bu tür derslerde. Çünkü bu işte uzman olan bir zat vardı Rize çayelinde. Allah selamet versin malum. Çok meşhur bir alim. Dedi ki bana odada Hasan kardeş Allah aşkına bari bir sen kaldın. Ben bile daha diyemem çünkü ben de aldım. Sen dedi bahset dedi de bari hissiyatım kırılsın benim de. Ben de bu akşam onun için geldim ama bu işlerden bahset. Nelerden bahsedeceğimi de bana söylüyor bahset ki diyor. Senin ağzından belki hissiyatım kırılır. Yani çıkartma değil taraftar olmam seyretsem bile muhabbet etmem kalbime sokmam diyor. Bak şimdi bir yerde okuyacağım. Bu daha garip. Ustad diyor ki bu daha garip. 343. Belki merak eden varsa Mektubat 343. Bakayım neymiş. İşte şu sıra dair bunu okuduktan sonra keseceğim. Pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. Bir zaman ben bir kısım ehli dalalete mühim bir vakitte kahr ile dua ettim. Yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri Türkiye'de bir zata kahr ile beddua ediyormuş. Bedduama karşı müthiş bir kuvveti manevi çıktı. Hem duamı geri veriyordu hem beni men etti. Allah Allah. Dua ediyor koca Bediüzzaman, beddua ediyor. Karşısında manevi alem, yani dua ederken onlara manevi alem açılıyor. Karşısında manevi bir alemle benim duamı durduracak dua çıktı. Hem beni men etti, hem duamı kayıtladı diyor. Dua savar yani. He? Dua savar. Evet, dua savar he. Uçak savar gibi. Allah Allah, Mustafa çok ilginç. Koca Bediüzzaman'ın duasını durduran, Bediüzzaman'ın duasını kendisine has kılan nasıl bir külli dua karşısına çıktı? O şeyin diyor, mühim zata bedduamı geri veriyordu diyor. O zata da bir şey olmuyordu. Sonra ne olmuş bakalım manevi alemde? Sonra gördüm ki o kısım ehli dalalet hilaf-ı hak icraatında bir kuvve-i maneviyenin tesilatıyla arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor. Halkın bir damarını tutmuş, o zat mesela Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Türkiye'de bakıyorsun böyle yer yer şeyler oluyor liderler. İslamiyet'e muhalif halkı sürüklüyor. Hak da tarafgir olmuş, muvaffak oluyor. Yalnız cebir ile değil, belki velayet kuvvetinden gelen bu arzu ile imtizaç ettiği için ehl-i imanın bir kısmı o arzuyu kapılıp hoş görüyorlar, çok fena telak etmiyorlar. Meğer Müslümanlar kanıyor, kandırılıyor, Müslümanlar ona taraftar oluyor. Müslüman. Onun için Kastamonu'da diyor ki Müslüman namı altında olanlar. Zahirde bakıyorsun, feveylül lil musalli. Ne demek? Yazıklar olsun namaz kılanlara. O namaz kılanlara. O namaz kılanlara. Feveylül lil musalli. Bir hadiste bu ayetti. Kişinin namazı aldatmasın sizi diyor. Hadiste başka münafık diyor sabah ile yatsı namazını kılmaz diyor. Namaz kılıyor yani da önünüzde. Ha demek ki Müslümanlar ekseri ona aldanınca onun fiiliyatını, icraatını hoş görüyor. O da dua manevi olarak geçiyor. Duayı manevi hükmüne geçiyor. Adam da muvaffak oluyor, at koşturuyor. Başka yetmiyor, başka bak ne olmuş. İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım.
Fesubhanallah dedim. Tarkiyattan başka velayet bulunabilir mi? Hususan müthiş bir cereyan-ı dalalete ehl-i hakikat taraftar çıkar mı? Dedim. Ya ustadın duasına, şehbet duasına nereden çıkmış biliyor musun? Ekseliyet-i mutlaka ile kutup Hicaz'dan çıkar diyor. Hicaz. Hicaz tarafında bir kutup varmış. Nizam. Kutup. Kutup olabilmesi için en az raiyetinde, emrinde 300 tane evliya olması lazım. 300 evliya. 300 tane evliyayı Mehmet abi aldı arkasına, ustadın bedduasına dua ediyor o zaten. 300 tane evliya, bir de kendisi kutup, benim diyor bedduamı durdurdu diyor. Ve adam da muvaffak oluyordu. Çünkü niye? Uzay Hicaz'dan dua ediyor. Sonra Fesubhanallah dedim. Tarikat'tan başka velayet bulunabilir mi? Hususan müthiş bir ceylan-ı dalaleti ehli hakikat taraftar çıkar mı? Dedim. Sonra bir mübarek Arefe gününde mustahsen bir adet İslami'ye binaen Süre-i İhlas'ı yüzer defa tekrar ederek okuyup onun bereketiyle mühim bir suale cevap namında yazılan meseleyle beraber şöyle bir hakikat dahi rahmet-i ilahiye kalbi acizaneme gelmiş. Hakikat şudur ki, bunu okuyacağım keseceğim. Çok tuhaf. Bu adam nasıl bunu oluyor diye. Bir örnek verecek, hep de ilginizi çekecek bir misal. Sultan Mehmet Fatih. İstanbul'un Fatih. Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin hocası. Yok bu değil. Bak. Sultan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri zamanında hikaye edilen meşhur ve manidar Cibali Baba kıssası nevinden olarak bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli ve aklı görünürken metsufturlar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri geldi Mehmet abi. Surlara geldi. Top top durmuş, dünyada ilk. Bomba alıyor, girecekler. Tamir oluyor. Bir de topu atıyor. Onların içerisinde, Rumların içerisinde Cibali Baba denilen bir metsup var, evliya. Fatih'in topunu tutuyor, geri atıyor. Evliya ya. Fesubhanallah dedim ya diyor. Bu gavurların içerisinde bu evliyanın ne işi var? Metsup ya. Dinde hassas, muhakeme akliyede noksan insanlar. Bak, dinde çok hassas. Allah! Bir görseniz acayip bir hassas. En ufak bir şeye tepki veren, karşısına çıkan bir adam düşünün. Tamam, böyle insanlar var. Dinde hassas diyor Bediüzzaman Hazretleri. Fakat muhakeme-i akliyede noksan. Bu insanlar dine zarar veriyor. Din namı altında dine zarar veriyor. Bak, muhakeme-i akliyesi yok. Ne demek? Denilmesi gerekeni denildiği yerde demiyor. Denilmeyecek yerde de denilmeyecek şeyi söylüyor. Bunun ilmi siyasettir. Kim, kime, nereden, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat ve uslubunu takip ederek söylemek gerekiyor. Bunun adı da ilmi siyasettir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethedecek, Rumların içinde evliya var. Fesubhanallah dedim diyor. Evli dalaletin içerisinde evliyanın ne işi var? Topu tutmuş biliyorsunuz da, sonra Akşemseddin ne yaptı? Teşvetti. Orada bir evliya var. Bunun yanında da evliya var. Sonra secdeye kapandı bey. Ya Rabbi dedi. Bunu keşfetti Cibali Baba'yı orada. Ne yaptın bilmiyor. Duası da kabul. Ya Rabbi. Amin. Allah'ım ya onun canını al ya benim canımı al dedi. Secdeye kapandı. Allah o anda o Cibali Baba'nın canını alıyor. Sabah fethi oluyor. Sabah fethi oluyor. Şimdi bazı şeyler ve adamlar muvaffak oluyorsa inanın raiyetinde metsup Cibali Babalar var ya. Veya en azından bir Cibali Baba var. Bir de o kalbinize gitmedi mi ya bu? Topları ve ne diyormuş biliyor musun? Gavurcuklarıma dokunmayın diyormuş. Gavurcuklarıma, firavuncuklarıma dokunmayın. Allah Allah. Fesubhanallah. Cibali Baba kıssası nevinden olarak bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli. Evliya. Zahiren Ömer. Ooo muhakemeli. Vay be. Hadis, ayet tefsir ediyor. Meal veriyor. Ahkam çıkarıyor. Acayip bir şey. Fakat akıl görünürken metsuptur. Muhakeme-i akliyede
aklı o mevzuyu tartamıyor. Yani söylediği doğru ama bu ortamda, bu zamanda, bu insanların yanında denmemesi lazım. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle doğru söylersen doğru doğru olur. Bir daha, doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle doğru söylersen doğru doğru olur. Ve bir kısmı dahi bazen sahvede ve daire akılda görünür. Bazen aklın ve muhakemenin haricinde bir hale girerler. Bazen de ya nasıl yapar ya, ilim ona yardım etmedi mi? Metsup nizam. Yani sahvede, sarhoş, leylim leylim. Allah! Hey! Falan. Yani şefkati muvazenesiz. Gavurcuklarıma dokunmayın diyor. Lan nasıl bir hal işte. Hissiyat işte, hissiyat. Bazen bizde de olmuyor mu abim? Doğruyu bildiğimiz halde hissi coşkunlukla demiyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz ya böyle. Ha bizde de var ya, cibali babalık var ya yani hepimizde. Bende de var ya, bazen bir coşkunluk oluyor, bir hamiyet, bir feveran. Bir diyoruz böyle, pir diyoruz, ortalık karışıyor. Yani bir şey yapıyoruz, adam sinirleniyor, karıyı boşuyor, hadi bakalım karısız kalın. Yani sonra pişman oluyor. Yani hissi coşkunluk, hissi taşkınlık ama bunda biraz uzun sürmüş. Hani kabz aletleri var ya, bast aletleri. Bazı durup dururken abiler canınız sıkılır yani. Niye sıkıldı bilmiyorsun. Buna kabz denilir. Sende bir sorun yok, korkma. Kabz ve bast. Durup dururken Allah of of canım sıkılıyor, buhranıyorum, nefes alamıyorum, boğazım sıkılcası. Bunun adı kabzdır. 8. sayfa Kastamonu'da diyor ki bunu Allah sana veriyor. Celal tecellisi bak böyledir. Bu 70 bin perde zemzemden yıkanmış. 70 bin perdedeki dünyadaki hali bu. Tahammül edemiyorsun of of. Bazen de intiharı düşünüyor. İşte bunun 70 bin aslı cehennemdedir diyor. Celalin tecellisi cehennemdedir. Müslümana diyor ki bak ha, bu sıkıntıyı tat. Sıkıntının 70 bin perdeden geçmiş hali bu. 70 bin perde aslı düşün. Cehennemde orada ne yapacaksın? Yani intiba ettirmek, uyandırmak, yetiştirmek için Allah o hali veriyor. Bazen de durup dururken Allah bast olur. Ötekisi kabzdı. Bast da şu, coşma, neşe, saadet, surur, bulutun arkasındasın Allah, dokunma. Bunu da Allah cennete tecelli olan cemal var ya cemal. Cemalin 70 bin perdeden geçmiş hali Allah seni bulutun arkasına götürmüş. Böyle coşuyorsun yani. Böyle bir mutluluk olmaz. Onunla da Allah diyor ki 70 bin perdeden geçmiş bu halin aslı cennette seni bekliyor. Bunu anlatmak, hissettirmek için ilim değil bu. Hissi bir yaşantı gösteriyor. İlim okuyoruz Kur'an'da ama his olması lazım. Onun için celal ve cemal tecellisi olarak kabz ve bast aletleri olur. Onun için kendinize fatura çıkarmayın. Ulan ne biçim ben basit adamım ya, bana bunlar ne oluyor deme. Kabz. Bazısına bir saat sürer, bazısına bir hafta, bazısına bir ay sürer. Peygamber Efendimiz'e 15 gün sürmüş. 15 gün peygambere sürmüş, evet. Bazen beni bir kapar Ömer. Canım kardeşim bir kapar beni var ya Allah'a böyle. Sanki dünya olur cehennem. Böyle fesubhanallah. Biliyorum ha biliyorum. Ondan sonra diyorum ki bu celal tecellisi 70 bin perdeden geçmiş hali bu. Ulan bunun 70 bin aslı olan cehennem nasıl? Aman yarabbi. Ondan sonra Kur'an okuyarak, Hizbul Kur'an okuyarak, Risale-i Mutala ederek, dostlarımla sohbet ederek hemen kısa bir zamanda aşırıyoruz. Ama buradaki püf nokta şu. Bu, bunun için olduğunu hatırla. Yoksa çıkman uzun olur, çıkamazsın. Ve birilerine fatura kesersin, en azından kendi özgüvenin gider. Ya ben ne biçim adamım ya, adam değilim ya, bu ne biçim şey ya, bu nedir ya, ikide bir üzülüyorum bilmem ne yapıyorum deme. Kendine fatura çıkarma, özgüvenini yıkma, seninle alakası yoktur. Harici sebep olur, bedensel sebep olur. Bazen bir cep telefonlarının baz istasyonundan sana böyle bir sinyal gelir. Avrupa'nın ve dünyanın şu anda uyguladığı Müslümanlara baz istasyonlarıyla insanlara tembellik, sıkıntı dalgasını yayıyorlar. Duymuş muydun Mustafa'cığım? Duymadım. Evet.
Bazı istasyonlar var ya, bazı istasyonlar, telefon bazı istasyonları. Onların bir vazifesi de sıkıntı veya mutluluk, tembellik enerjisi. Mesela radyoda bir enerjidir. Radyonu açtığın zaman çalar. Havada radyo dalgaları var, radyo sesi yok. Televizyon görüntüleri var, televizyon görüntüsü değil. Elektriksel boyutu var. O nasıl radyoda, televizyonda çaldığı gibi bazı istasyonları da bu dalgalar var ya, dalga, ses dalgası gibi, koku dalgası gibi böyle yayıyor. İnsanın kulağından gidiyor, burnundan giriyor. İnsana tembellik, hırçınlık, doymamak, böyle hiçbir şeyle tatmin olmaz. Ya tuzsuz bir hayat oluyor. Bir sebebi de bu olabiliyor. Başka bir sebebi de bulunduğunuz okulda, bulunduğunuz iş yerinde, bulunduğunuz toplumda sirayet hakikati var. Sirayet nedir? Sigara içmediğiniz halde, sigara içeni yanında oturursanız, sigara size sindiği gibi moralı bozuk, olumsuz, rezil işleri yapan, konuşan, rezil yerin tarafkiri olan adamla oturursanız, dostluk yaparsanız, onun zihniyeti size siner. Onun için Barla da Hazretleri'nin talebesi diyor ki, fena hasletleri kapmamak için ehli dünyadan tecrit ettim kendimi diyor. Barla da. Ehli dünyanın fena hasletini kapmamak için, alim yani bu, onların zaruri münasebetlerinin dışında diğerleri terk ettim diyor. Şimdi düşünün. Hastanede, kahvede veya akraba münasebetlerinde adam sırf maçı konuşuyor. Sırf dünyayı konuşuyor. Bilmem şeyi konuşuyor. Yani onun o atmosferde nasıl çıkacaksın? Etkileniyorsun işte. Bir gün etkilenme, iki gün, üç gün. Sirayet hakikati var. Üç, gecemiz gündüzümüz değişmiş. Sıkıntının bir sebebi de gündüz Allah istirahat için yapmış. Gündüzü istirahat değil, mesai. Gece istirahat için yapmış. Sen gece sabaha otur. Gündüz de yat fok balığı gibi. Ondan sonra huzur ara. Böyle bir şey yok. Vacanla namakum subata. Gece istirahat örtüsü yaptım. Gündüzü de maaşiyetiniz için zemin yaptım diyor. Sen maaşiyet zamanında yat. İstirahatta çalış. O da tuhaf. Yediğiniz gıdalar sokakta, dışarıda elinizden geldiği kadar yemeyin. Yemeyin. Mesela yoğurt, elmasın, nişasta yiyorsun. Nişasta yapılmış. Margarin, koyun dışarıya sinek konmaz. Çünkü gıda değeri yok. Sinek konmadığını sen niye konuyorsun? Sinek konmuyor. Bozulmaz. Aldığınız yoğurt dışarı koyun. 4 ay ben koydum. Unuttum yani. Bozulmadı. Yani bunlar basit gibi gözüküyor ama gıdalarınıza dikkat edin. Sonra bunu bitireyim. Cibali Baba meselesini. Bazı dinde hassas ama muhakeme-i akliyede noksan. Yani o şeyleri aklı mizanlarla değerlendiremiyor. Akılda görünürken bazen aklın ve muhakemesinin haricinde bir hale girer. Şu kısımdan bir sınıfı ehli iltibastır. Tefrik etmiyor. Sekir halinde gördüğü bir meseleyi haleti sahte tatbik eder. Hata eder, hata ettiğini bilmez. Metsupların bir kısmı ise indallah mahfuzdurlar, dalalete suluk etmez. Mesela mahallede de vardı eskiden metsup. Şimdi vefat etti. Böyle acayip hal vardı ama dindardı, camiden çıkmazdı. Metsup yani. Mesela senin de yakın metsup yani. O da bugün gördüm mesela onu. Diğer bir kısmı ise mahfuz değiller. Bidat ve dalalet fırkalarında bulunabilirler. Hatta kafirler içinde de bulunabileceği ihtimali verilmiş. Cibali Baba mesela kafirlerin içinde bulunmuş. İşte muvakkat veya daimi metsup olduklarından manen mübarek mecnun hükmünde oluyorlar. Ve mübarek ve serbest mecnun hükmünde oldukları için mükellef değiller. Ve mükellef olmadıkları için de muaze olunmuyorlar. Kendi velayeti metsubaneleri baki kalmakla beraber ehli dalalete ve ehli bidaya taraftar çıkarlar. Fatih'in topunu tutup gavurcuklarıma dokunmayın diyor. Tamam? Bak ama Akşemseddin senin dediğin gibi
Akşemsettin işte elini kaldırdı. Ya Rabbi, ya onu ya beni. Al dedi. İkisi de veli. Allah onu aldı elhamdülillah. İyi ki aldı. Mesleklerine bir derece revaç verip bir kısım ehli imanı ve ehli hakkı o mesleğe girmeye meşmani bir sebebet verirler. Son bitti. Bununla alakalı bir şeyi hadiseyi anlatayım. Kur'an'da geçen bir zat var. Bana bir şey olmaz deme bak. Onun için oturduğun, kalktığın kişileri iyi seçin. Akraba münasebetleri akreplere dönüşmesin diye söyleyeceğim. Kur'an'da bir zattan bahseder. Belam bin Bahura. Duymuşsunuzdur. Belam bin Bahura, Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden Musa Aleyhisselam'a o kadar ciddi mensup ki bedduası, duası kabul olan bir zat. İsmi azama mazar Mustafa Hocam. Ve bedduası ve duası mazar. Bak arkadaşlar. Korkunç bir şey yani. Allah Resulü bildiriyor ve Kur'an'da bu adamın ismi var. Bu adam şu anda mezarı Erzurum'da Altıntepe'de, Hasankale'de galiba. Hasankale'de bir Altıntepe miydi ne diyorlar? Orada. Mezarı orada. Bu adam. Musa Aleyhisselam. Demek ki gelmiş bu taraflara. Musa Aleyhisselam zamanında bak kimmiş. İsmi azama mazar olmuş. Bedduası duası kabul olan bir zat. Sonra Firavun buna geliyor diyor ki Musa'ya beddua et. Sana bilmem ne hazinesi vereceğim. Ya sen ne diyorsun ya dedi ya Allah'ın peygamberine beddua mı olur? Zaten beddua mı dua mı? Zaten onun irşadıyla aldım dedi. Ben ona nasıl beddua ederim dedi ya. Dedi. Firavun da baskı yapamıyor. Ya bana beddua ederse şimdi? Korkuyor da zulüm yapamıyor. Onu nasıl yapmıyorsun lan diyemiyor. Çünkü beddua eder diye. Bu sefer Firavun bu. Aptaldan Firavun olur mu? Şimdi bir yol buldu. Gitti karısına dedi ki ya böyle olur mu ya dedi. Onu zehirle dedi. Veya onu kandır, bedduaya ikna et. Ben sana şu kadar hazine, şu kadar da altın, cevher vereceğim. Kadının önüne bu dökülünce kadın kabul etti. Hazreti Hasan'ı karısı zehirlediği gibi. Kabul etti. Belam bin Bahura, Veli, Azam, Kutbul, Azam ve İsmi Azam'a mazar olan bir zatın karısı Firavun'un vaat ettiği hediye, cevher, para, takıları kabul etti. Adama dedi ki Belam bin Bahura'ya, kocasına Musa'ya beddua et dedi. Olur mu ya dedi, sen ne diyorsun oğlum dedi ya. Sen nerede biliyorsun ya dedi. Bana Firavun işte 4. Ramses mi neydi? Firavun yani unvanı. O da demişti. Dedi beddua edeceksin. Ya etmem dedi ya, beddua mı olur dedi ya. Dedi ki ben seni terk ediyorum. Bu kadın terk edilir mi ya? Etmedi işte. Ya dedi şöyleydi böyleydi falan bir gün. Ya tamam ama yani demeye başladı. Çünkü herkesin demeyin öyle nasıl olur. Bak nasıl olur biliyor musun? Sana deseler ki bu işi yap 10 lira veririm. Ya git işine ya 10 liraya. 10 lira verirmişler. Olur mu lan böyle bir şey? Anam günah ya devlet memurusun. Git ya. Bu şey olur mu ya? Git kardeşim bu olmaz. Bu olmaz. Bu prosedürlere uymuyor. Olmaz dedi bağırdı mı? 1000 lira vereceğim sana ertesi gün. Şimdi üslubu biraz yumuşak. Tamam olmaz kardeşim işte de. Yani prosedürlere uymuyor. Birincisinde neydi? Olmaz kardeşim ya. Ne olur mu ya bu şey ya? 10 lira tek olmaz. Olmaz yani. 10 lira olmaz yani. Ha, olmaz kardeşim prosedür. Sonra 1000 lira dedin mi ertesi gün? Tamam da kardeşim yani olmuyor işte ya prosedürler uymuyor. 100.000 lira dedin ertesi gün. Tamam da yani şey tamam şöyle yapalım. Ondan sonra onu yapar. Bu neyi gösteriyor bize? Herkesin kanacağı bir limit vardır. Her zaaf noktası var. Kimisi kadınla, kimisi kariyerle, kimisi erkekle, kimisi parayla, kimisi korkuyla. Kimisi bilmem neyle, kimisini de kandırırlar, şehit olacaksın dedi böyle tamam mı? Git Irak, kendini patlat, böyle bir sanal bir şeyle herkesin bir kanma noktası var. Demek ki veliydi ama Belam bin Bahura
Kadın bu noktayı buldu. Karar verdi. Musa aleyhisselam haberi aldı. Vahiy, Cebrail aleyhisselam geldi. Adam Aslan Tepesi. Heh, Aslan Tepesi'nde yatıyor. Şimdi hatırladım. Altın Tepesi değil. Aslan Tepesi Hasan Kale'de yatıyor. Ona Erzurum. Bu sefer de adamın zaaf noktasını buldu. Tam oradan girdi ve beddua etmek için dağın tepesine çıktı. Musa aleyhisselam haberi alınca tam beddua etmeden yetişti. Ne yapıyorsun sen dedi ya. Git dedi ya Musa. Ne yapıyorsun sen, Allah'ın peygamberine mi diyor beddua edeceksin? Burada korkusundan değil derler tefsirciler, onu kurtarmaya çalışıyor. Yani artık dinden çıkacak ya. Çok uğraştı, kurtaramadı, olmadı. Adam tam beddua edeceği zaman Allah Celle Celaluhu dilini uşkurluğuna kadar uzattı. Köpek gibi dili çıktı. Konuşamadı. Öyle kaldı. Bu zındık, ondan sonra Musa aleyhisselam ayrıldı ya oradan, zındığın dili böyle oldu. O zındık durmadı. Dünyada ilk defa bir savaş yöntemini Firavun'a öğretiyor. Müslümanlara karşı bunu kullan dedi. Belam bin Bahura duramadı. Öyle beddua edemedi. Dili de çıktı. Herkes şahit. Öyle bir zındık oldu ki Firavun'a dedi ki Müslümanların karşısına, o zaman Müslüman Musa aleyhisselam ümmetin karşısına bu orduyu çıkmakla şey yapamazsın. İlk defa bir taktik dedi. Dedi ki kavminin en güzel kadınlarını soy, çıplak. Musa'nın ordusu gelirken şehrin girişinde bırak onları. Komutanlar, askerler onunla meşgul olurken sen zaten işini bitirirsin. İlk defa onu yaptı. Kısmen muvaffak oldu. Musa aleyhisselam ordusunu geri çekti. Ve bu adam ne yaptı biliyor musunuz? Dünya tarihinde Allah'ı inkar etme adına fikir geliştirip kitap haline getiren Belam bin Bahura'dır. Tabiatçılığı da Demokrit denilen bir Rum yapmış. O yapmış. Bu Belam bin Bahura Allah'a inkar etme adına kitabı telif eden zat. Tasnif etmiş. Yani bir şeyler koymuş. İşte demek ki herkesin bir şey var. Ha, o zaman her ikisinin bir zaaf noktası var. Zaaf noktanın olacağını bil. Suyun içindeyken ıslanmayacağım deme. Ağzına şeker varken lezzet almayacağım deme. Ortamda mutlaka herkesin bir ayağa kayacak bir sentesi vardır. Dikkat et. Elinden geldiği kadar doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapmaya gayret et. Cemaatlardan ayrılma. Cemaatlardan diyorum. Allah'ı Allah için anlatan, siyasi ve maddi bir gaye gütmeyen, seni inşa ve ihya etmeye gayret eden yerlerle, arkadaşlarla beraber ol. Tek kalma. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.